Evet. Herhalde bitti, tamam. Ay. Böyle bir soru var ama. Yani sen daha var mısın? Sen daha var. Ha, bir tane daha var. Görelim. Dur. Dur. Evet. Evet. Bu çok zor bir şey ama burada temkinli konuşacağım. Çünkü genelde influencerlar ya da fenomenlerle ilgili bir şey söylediğim zaman bana dava açıyorlar. Bana dava açıyorlar. 3 sene sürdü bir YouTuber'la olan davam. Gidiyorum, geliyorum, kazanıyorum. Bir daha açıyorlar, bir daha açıyorlar. Artık Hakim Bey tanımam etmem dedi ki ya Okan Bey sizi geliyorsunuz buraya ama işte ne yapalım falan filan dedi. Yani hakim artık bana acıdı. Gidiyorum saçma sapan bir şey için, lüzumsuz bir şey için tanımam etmem adamı falan filan. Şimdi burada başıma bir şey gelsin istemiyorum. Fakat çarpıcı, yani sosyal olarak sizi ilgilendirebilir bu. Yani sosyal olarak ince ve adam rol yapmıyor bence. Bu kadar iyi oynayamaz. Eğer siz de, siz psikiyatrik olarak bakın, siz de oyunculuk tamam, açısından tamam. Bakın. Ondan sonra beraber irdeleyeceğiz. Tamam. Görelim. Konsantre olalım. Dur! Cinayet. Ya bence cinayet. Allah korusun. Ya da boşanma ya da başka bir şey. Adam oynuyorsa mükemmel oynuyor ama bence oynamıyor. Devam. Dur. Şimdi bir dakika, anlamıyorum. Siz anlıyor. 17 sene mi olmuş? Evet. Kutlu olsun. 17 evet. Yıllarını kutluyor. Kutluyorlar. Başında enerji. Herhalde 17 yıldır enerji. Bunu yapmıyor. Enerji. Enerji dedi değil mi? Enerjim diyor galiba. Adamın adı Ener ve Enerjim. Yok olabilir mi? Aşkım enerji. Enerji mi veriyor? Enerji ya. Enerji. Tam olarak anlayamadığımız bir aile ama neyse. Neyse. Adam uyanıyor. Her sabah böyle uyandırıyor ve koyuyor. Influencer. Adamın üzerinde bir influence'ı var. Kaç takipçisi var? 4 milyon. Yani bu siz tabi diyorsunuz ki bunu seyredince ulan herhalde sadece adamın üzerinde bir influence'ı var ama adamın üzerinde değil 4 milyon kişi üzerinde influence'ı var ya da adamın bu durumda olması insanları influence ediyor ve herhalde kadınlar kendi kocalarına bu videoları seyredip bak böyle de evlilikler var mı diyorlar bilmiyorum. Dikkatli konuşmam lazım dava falan olması diye. Devam. Dur. Bu diğer bir sabah. Aynı ev mi ya? Aynı aile. Yani bu hakikaten mesela hani şeyde Netflix'te izliyoruz ya. Mesela işte seri katiller bilmem neler filan. Seri katiller nasıl şey olmuşlar hani. Hani motivasyonları neymiş falan filan, anlatabildim mi? Yani ama adam bir melaike. Melaike. Müthiş sabırlı. Müthiş tatlı bir adam. Görüyoruz. Devam. Fena. Evet, kolay bir şey değil tabii influencer olmak. Ya yani bir influencer eşi olmak bence çok zor zaten. Peki. Ya seni yerim. Dur. Ah bak bir tane benziyor. Hocam Serdar Ortaç müthiş bir konserin sonrasında mı öncesinde mi çıktı? Erkede yatıyorum. Şey ya. yaşamak da istemiyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Bilmem ne falan müthiş. Fakat burada ilk defa enerjik olduğunu görüyoruz uzun yıllardan beri. Çünkü canını sıkmışlar. Görelim. Serdar 5'te ben bu mahallenin belediye bakanına da... Dur! Yıllardır, yıllardır kendi halinde şarkı üreten bir insan. Olaylardan uzak. Tabii Türkiye'de yönetim değişti biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik ve belediyelere bakanlıklar verildi. Devam. Belediye bakanı. Hiç bilmem ne. Hiçbirine de. Ay Allah. Bu ne?
yapım film çekiyor evimin önünde. Açık büfe koymuş oğlum. Dur. Şimdi burada anlattığı, yani ben polisiye olarak adli tıp açısından kendisini takip ediyorum ifadelerini. Burada garip bir şey anlatıyor bak. Burada garip bir şey anlatıyor. Saatlerle ilgili dikkatle dinleyelim. 5'te geldim konserden. Saat kaç? 7. 8.30. 3 saat uyudum. Dur. Saat kaç şu an? Tamamen kayıp. Peki niye kalktın?